Şimdi ben daha önce de lisanslı voleybol oyuncusuyum. Kendim lisede okurken oynuyordum. Burada bizim köyümüzün erkek olan gençlerin oynadığını gördüm. Daha önce de turnuvalar yaptılar diğer köylerle. Bildiğim kadarıyla yenilmişlerdi de. Sonra onları burada oynarken gördüğümde ben dedim ki biz neden oynamayalım? İlk önce köyün buna çok sıcak bakacağını düşünmedim ben açıkçası. Çünkü yaklaşık 450 kişi falan bir nüfusumuz var. Biraz da köy yeri olduğu için açıkçası ben çok şey yapamadım, yani onaylayacaklarını düşünmemiştim. Sonra laf olsun diye sordum önce. Sonra baktım birkaç kişiden olumlu tepki aldım. Sonra bunun biraz daha üstüne gidince yaklaşık olarak şu an 6 tane takımımız var. Kendi aramızda turnuvalar yapıp maçlar yapıyoruz. Ama kendimize başka bir köy bulamadık rakip biz. Buradan onlara da sesleniyorum. Bence kadınlar evde kapatılmamalı. Kapanmamalılar daha doğrusu. Yani bu laf edilecek bir durum da yok. Kötü olan hiçbir şey de yok. Sonuçta kiminin kardeşi oynuyor, kiminin karısı oynuyor, kiminin akrabası burada. O yüzden kimse kimsenin lafını da etmiyor. Gayet de güzel. Bence ben örnek olduğumuzu da düşünüyorum. Umarım örnek de olabiliriz daha fazlası için. Kadınların sosyal hayatına da katkı olduğunu düşünüyorum ben. Yani köyün kızları olarak evet biz hepimizi tanıyoruz birbirimizi ama gelinler, buraya sonradan gelenler hiç kimseyi bilmiyor. Onlar daha çok burada birbirleriyle iletişime geçip birbirlerini tanıdılar. Bence güzel oldu. Voleybol oynuyoruz toplu. Arkadaşlar tavsiye etti. Biz de toplanıp oynuyoruz. Önce günlere bakıyoruz. Ondan sonra iş olursa işe gidiyoruz. Ondan kendi ev rutin işleri yapıyoruz. Sonra akşam oluyor yine oyun bakıyoruz. Belli bir arkadaşlarla işte toplanıyoruz. Yani grup içinde topluyoruz, grup yazıyoruz. Voleybol oynamaya geliyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok. Peki evdeki eşler nasıl karşıladı durumu? Yani onlar bir şey demedi. Güzel karşıladı. Ne diyeyim? Peki nasıl geçiyor zaman voleybol oynarken? Güzel. Arkadaşlarla iyi oluyor. Şakalı. Eğlenceli. Sosyal bir etkinlik, hani köyümüz için iyi oldu aslında, biraz daha kaynaştık hani genelde artık gençler sosyal medyada şöyle böyle hani pek zaman hani ayıramıyor birbirine. Bizim için güzel oldu. Gündüzleri normalde çalışıyorum ilçede restorantta ama akşamları sevdiğim için voleybolu, burada arkadaşlarımla güzel vakit geçiriyoruz. Hani güzel oldu bence köyümüz için. Öyle düşünüyorum. Voleybol oynuyorsunuz. Gündüzleri ne yapıyorsunuz? Gündüzleri sabah kalkıyoruz, ineklerimizi sağıyoruz. Kahvaltımızı yapıp ovuya, tarlaya gidip çapa yapıyoruz. Oradan geliyoruz akşam olunca, tekrar ineklerimizi sağıp yemeğimizi yiyip akşamüstü çocuklarımızla, böyle kızlarımızla eğlenmeye, böyle vakit geçirmeye geliyoruz. Yani köyümüz için çok güzel bir etkinlik oldu. Hep kızlarımız, gelinlerimiz yabancı, canları sıkılıyordu. Birbirine kaynaştılar. Çayımızı demliyoruz, pastamızı, kekimizi yapıyoruz, topumuzu oynuyoruz. Maç sonuçta bittikten sonra şeyimizi içip gidiyoruz. Yani çayımızı, pastamızı, kekimizi yiyip evimize dağılıyoruz yani. Haydi!